Bitcoin Kasım aylarında nasıl performans gösterdi? Sert yükselişler var diyor. Buna bir göz atacağız. Ve BTC geçmiş Kasımlarda neler yaptı? Ve bu Kasım'da neler yapabilir? Bundan bahsetmeye çalışacağız diye genel bir durum açıklaması gerçekleştirebiliriz. Şimdi birincisi geçmiş Kasımlarda ne olduğu, bu Kasım'da ne olacağına dair tabii ki de tam bir ibare sunmamaktadır. Yani tam olarak ne olabileceğine, ne bitebileceğine yönelik bir şey söylememektedir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve tabii ki döngülerde benzerliklere rastlanacaktır. Çünkü mesela bir alışılageldik bir söylem var ya, 2 yıl ayı, 2 yıl boğa noktasında tabii ki halvingden kaynaklı olarak böyle bir söylemde bulunuyoruz ve halving gerçekleştiği zaman belli bir zaman diliminde oluyor. Ve bu tarihlerde de tabii ki fiyatlar yükseliyor. Ama burada bilinmesi gereken, evet, 2 yıl ayı, 2 yıl boğa şeklinde devam ettiği için 1-2 yılın Kasım'ı bir diğer 2 yılın Kasım'ını tutmaz. Ekim'i de Ekim'ini tutmaz. O yüzden buna çok fazla bu gözle bakmamak gerekecektir. Dediğim gibi eğer aynı döngü içerisindeysek bu noktada bu tarz işler yaşanabilir. Ama değilsek farklılık olacaktır. Ya da aynı döngü içindeysek bile aynı şey olacak anlamı taşımıyor. Bunun altını çizerek söyleyelim. Bitcoin Ekim ayında October tanımlamasının hakkını veren bir tablo çizdi. Ve 27 bin dolar seviyelerinde başladığı ayı önemli yükselişlerle kapadı. Bitcoin'in yükselişini getiren en önemli unsursa piyasaların artık bir spot ETF onayının geleceğine yönelik inancıydı. Aynen bu kısım doğru, biliyorsunuz ki ETF'lerin geliyor olmasından mütevellit BTC fiyatları Ekim ayında oldukça yükseldi. Hem BlackRock haberleri hem Grayscale haberleri, bu noktada SEC'in açıklamaları, diğer CEO'ların açıklamaları derken ciddi bir hype süreci içerisinden geçen bir Bitcoin ve fiyat yükselişlerini gördüğümüz bir zaman dilimi içerisinden geçtik. Tabii şu anda katalizör aynı ve Kasım ayındaki sonuçlara göre de tabii ki işler farklılık gerçekleştirebilir. Şu anda Bitcoin'in hala ETF'ler noktasında katalizör arayışında olduğunu anlayabiliyoruz. Bu bakımdan ne var diye bir göz atarsak, mesela 17 Kasım'da Hashdex'in son başvuru tarihinin olduğunu, fakat bunun ilk olduğunu da hesaba katmak lazım. O yüzden 17 Kasım'a kadar, işte ayın 10'undan 17'sini aşağı yukarı, çünkü onay vereceklerse birkaç gün önceden veriyorlar. Onay alınabileceğine dair tabii ki söylentiler var, toplu onay. Ben böyle olacağını düşünmüyorum ve 2024 ocağına sarkacağını düşünüyorum diyebilirim. Yani genel olarak süreç bu şekilde işleyecektir. Ama Kasım ayı, yani bu ay, hele ki önümüzdeki 2 hafta ETF'ler noktasında hareketli geçebilir. Son ATH Kasım'da. Son boğa sezonunda da vadeli ETF onaylarının geleceği haberleri Bitcoin ciddi şekilde yükseltmiş ve en büyük kripto para Ekim ayındaki yükselişlerini Kasım ayında ATH yaparak, yani 69 bin dolarla taşlandırmıştı. Doğru. SEC bundan önce 2021'de Bitcoin vadeli ETF'leri onaylamaya hazırlanıyordu. Nitekim en son onayladı. Bu süre zarfı içerisinde Bitcoin ATH yaptı, biliyorsunuz ki. Hatta şöyle çok kısa girip duruma bir göz atalım. Bakın şu şekilde bir sürecin seyredildiğini görmüş olduk. Çok ciddi yükselişler, düzeltmeler derken fiyat yükselişleri sürekli olarak vuku buldu. Bakın burada da Dead Cross, ardından tekrar bir Golden Cross'la hareket haline geçen bir Bitcoin süreci. Tabii şimdi spot onayı bekliyoruz, biliyorsunuz. Bu vadelilerden çok daha büyük bir olaydır. Peki içinde bulunduğumuz Kasım ayında Bitcoin nasıl performanslar gelecek? Bunu bilmek tabii ki imkansız. Ancak
Geçmiş yıllardaki performanslar fikir verebilir. Düşüşler de var ancak yükselişler çok sert. Bitcoin'in Kasım performansının genelde yükselişlerle geçtiğini görüyoruz. 2011 yılından bu yana her sene Kasım ayı performansına bakıldığında zaman zaman düşüşler olsa da bu düşüş seviyesinin yükseliş oranlarına yaklaşamadığı açıkça ortada. Bitcoin son 2 yılın Kasım ayını düşüşlerle geçirdi. Ancak 2021'in Kasım ayında en büyük kripto para zaten ATH yapmıştı. Uzun süreli yükselişler bitmek üzereydi. 2022'nin Kasım ayı ise FTX düşüşü nedeniyle %16'lık düşüş göstermişti diyor. Evet, ben de bundan bahsediyorum. Sonuçta farklı durumlar olabiliyor ve anlık olarak fiyatlara da beklenmedik etkiler her zaman yaratabiliyor. Ancak erken dönem Bitcoin tarihine bakıldığında Kasımların %450'ye varan yükselişlerle geçtiği görülüyor. Örnek olarak 2013'ten 2017'ye kadar her Kasım ayını Bitcoin önemli yükselişlerle tamamladı. 2013'teki %450'lik yükseliş ise tarihi bir seviyeydi. En büyük kripto para 2021 boğa sezonu öncesi 2020'nin sonlarında yükselmeye başlarken de Kasım ayını %42'lik yükselişle kapamıştı diyor. Aynen. Bakın şu şekilde hemen girip gösterelim. 2020 yılının Kasım ayından bahsediyor. Bakın şuradaki hareket. Fakat burada da bir durum var. Burada ATH yapıyor Bitcoin. Yani BTC ATH gerçekleştiriyor ve bunun üzerine bir gördüğünüz gibi fiyat patlaması yaşıyor. Dolayısıyla ana motivasyon bu. Yani şu ankiyle aynı şey olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve tabii durmaksızın yön yukarı hareketlere devam eden bir BTC sürecini temsil ediyor bu aylar içerisinde. O yüzden 2023'teki yani şu an içinde bulunduğumuz Kasım ayıyla onu çok fazla birbirleriyle karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii önceki Kasımlarda da bir takım işler gerçekleşti ama bu da görece spekülatiftir. Ne zaman halvinge yakın, ne zaman halvinge uzak yani ayı mı boğa mı noktasında çalışmaya devam ediyor. Bu ay için olacakları söyleyeyim. ETF haberlerine göre şekillenecek. SEC'in ETF'ler için vereceği karar maksimum 17 Kasım tarihinde karşımıza gelecektir. Onaylanacak diyenlerin aksine ben böyle olacağını pek düşünmüyorum. Ama tabii ki sürece göre durumu değerlendirmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.